zamanı değil, zamanı değil. Selminin dalları boyundan uzun, yavrular gözüme bir salkım üzüm. Ölmeden o yâri aman 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 görürse gözüm, görürse gözüm koyun kurban aman 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 ey olur o zaman, olur o zaman. Mustafa Tahmas. İstanbul'un bağrında bir abi, birçok insanın güvenle sığındığı bir liman. Tanıyan herkesin sevgi ve saygıyla anımsadığı merhamet dolu bir yürek. Tevazu, vefa, şefkat ve irfan gibi pek çok kıymetli erdemin tek vücutta hayat bulduğu bir şahsiyet. Mustafa Tahmas, 1971 yılında Giresun'un Görele ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamladı. Tabii abimle bizim yani çok bir yaş farkımız da yok. Ya abim 71 doğumluydu, ben 75 doğumluyum. Aramızda işte bir de Selam abim var. Tabii bizim çocukluğumuz hep beraber geçti. Köyde zaten doğup büyüdük. Hep sokaklarda geçti. Çalışarak geçti. Yatağı beraber paylaşarak geçti. Bildiğim kadarıyla Görele'de doğmuş olmasına rağmen Görele'de yetişmedi. Yani çocukluğunu, delikanlılığını, ilk gençlik yıllarını orada geçirmedi. Sakarya'da geçirdi. Ama buna rağmen doğma büyüme Görelilerden daha fazla Görele'ye değer veren, Görelelilerle birlikte olmaktan haz alan, Görele'nin gerek İstanbul'da tanıtılması ve temsili konusunda her zaman bir sorumluluk üstlenmiş bir kardeşimizdi Mustafa. Biz belediye başkanlığı yaptığım zamanlarda çok güzel desteklerini gördük. Köyümüze, beldemize ve Görele'mize. Bunun Giresun geneline dahil böyle bir aşıktı. Giresun aşığıydı, Görele aşığıydı yani. 1990 yılında Üsküdar İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1994 yılındaysa İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisansını tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde bitirdi. Öğrencilik ve gençlik yıllarında milli ve manevi değerleri önceleyen birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü aktif görevler aldı. 1995'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde zabıta teşkilatında memur olarak mesleki hayatına başladı. Burada komiser yardımcılığından amir vekilliğine kadar birçok kademede hizmette bulundu. Mustafa'yı zabıt olarak aldıktan sonra, o zaman kontrol daire başkanlığıydı adı, zabıta daire başkanlığının özel kalemimde, yani benim özel kalemimde Metin Başaran'la beraber çalıştılar. Mustafa özellikle aklı başında, geleni gideni iyi ağırlayan, usuletle notunu alan, bana ulaştıran, benimle gelen ziyaretçiler, misafirlerin arasında akıllı diyaloglar kuran, ilişki kuran birisiydi. Sonraki yıllarda müfettişlik sınavını kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda göreve başladı. 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mimar Kadir Topbaş'ın tensipleriyle Zabıta Müdürlüğü'ne atandı. 2006 yılında Zabıta Müdürlüğü'nün Kontrol Daire Başkanlığı'ndan ayrılmasıyla İBB'nin ilk Zabıta Daire Başkanı oldu. 2014'te İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve 2016'da ise İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerine atandı. Son görevindense
2018 yılı sonunda Beykoz Belediye Başkan aday adaylığı nedeniyle ayrıldı. O kontrol daire başkanlığı ve zabıta daire başkanlığı gibi görevler biliyorsunuz biraz tatlı sert bir tutum gerektiren görevlerdir. Ama Mustafa kardeşimiz bunu müşfik karakteriyle çok iyi harmanlamış. Bu görevi yaparken dahi hiçbir insanı kırmadan, üzmeden ama görevi çalışan insanların da son derece memnun olduğu, kendisiyle çalışan insanların da son derece memnun olduğu kamu görevlilerinden bir tanesi. Bu yönüyle çok özel bir kişilikti aslında. İyi bir yöneticiydi Mustafa kardeşimiz. Anlamlı bir gün. Birlikte bu kente hizmet verdiğimiz çok değerli kardeşim Mustafa Tahmaz Beyefendi kelimesinin nikahında bulunmak ayrı bir güzellik. Mustafa Tahmaz bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz, sırdaşımızdı. Bir can dost, bir can arkadaş ve ötesi sırdaş bir kardeşimizdi. Biz hiç bu bağımızı da koparmadık. Tabii Beykoz'da bir adaylık dönemi geçirdi. Adaylık dönemi geçirdiği için de Beykoz'da tanınan bir isim oldu. Kendi aday çok olmak istemedi. Beykoz'a aday adaylığı döneminde insanların isteğiyle artık kendiliğinden olağan bir süreç meydana geldi. Bu zaman zarfı içinde de tabii biz hep bastırıyorduk. Bir heveslik var içimizde işte belediye başkanlığı sana yakışır falan. Hep şunu söylerdi. Belediye başkanlığı çok sorumluluk isteyen bir iş. Bana ateşten gömlek giydirmek istiyorsunuz. Yani bu sorumluluğun altından kalkabilecek miyiz diye hep bunun endişesi içindeydi. Beykoz'un tüm insanları Mustafa Tahmaz'ı bağrına bastı. Yani burada herkes onu çok sevdi. Diyalogları çok iyiydi. İnsanlarla ilgili konuşmalarında insanları hiçbir zaman kırmadı. Beykoz'a da Mustafa aday olsaydı seçim kazanmak, kazanmamak gibi bir şey söz konusu değildi. Burada her partiden, farklı siyasi partilerden de bana gelmişlerdir, telefon etmişlerdir, çağırmışlardır buraya. Mustafa Tahmaz'ı aday yaptırın. Biz falan partiliyiz ama onun için gerekli mücadeleyi, maddi manevi peşinden koşacağız demişlerdir. Bunu oluşturmak kolay bir şey değil. Yani İstanbul'da insanlar birbirini tanımıyor. Üst kattaki ev sahibini, alt kattaki kiracınızı tanımıyorsunuz. Bu onun dürüstlüğü, onun başarısı ve karakter yapısıyla alakalı bir şey. Beykozlu Mustafa Başkan'ı görmek isterdi her zaman yanında. Yani sokaklarında, Beykoz'un caddelerinde, Beykoz'un her aşamasında hem siyasi olarak hem de kamu görevlisi olarak büyük faydaları olmuştur Sayın Başkanım. Birçok adaylığında sanki arazide o aday adaylığı sürecinde bile sanki bir teşkilatla çalışıyormuş gibi bir çalışma dönemi geçirdi. Bu neden oldu? Hem sivil toplum kuruluşla hem çevresiyle diyaloglarının iyi olmasında. Mustafa Tahmaz, Beykoz'daki aday adaylığı süreçleri sonunda aday olamasa da bile davasına olan bağlılığını ve duruşunu hiç bozmadı. Aday olan başkan adaylarına süreç boyunca hep destek oldu, hiç duruşunu bozmadı. Beykoz'da sadece Yücel Çelik bile kahveyi oylamayacağız. Yücel abi kazanınca AK Parti kazanacak. Yücel abi kazanınca Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Yücel abi kazanınca bu kardeşiniz Mustafa Tahmaz kazanacak. Giresun Spor, Giresun Federasyonu ve Beykozlu Giresunlular Derneği başta olmak üzere hemşehri sivil toplum kuruluşlarında da görevler aldı. Bürokraside yoğun bir temposu ve işi olmasına rağmen bizi de kırmadı. Beraber federasyon ailesinin içinde de yer aldı. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Yapılan işin samimiyetine bakıyordu. Gayrete bakıyordu. Bizim tanışma olayımız 2016 yılında Beykoz'da Giresunlular Derneği'nin dernek seçiminde. Ali Bilir Başkan'ın listesinde ben de vardım, Mustafa Tahmaz da vardı. Bu şekilde yönetim kurulu üyesi olarak 2016'da resmi olarak başladık.
İşte tabii bizim o zaman hep kafamızda şu var. Yani bu işte geçmişte o zaman da teftiş kurulu başkanıydı. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş kurulu başkanının bu yönetimlerde ne işi var? İşte veya daire başkanlığı, zabıti daire başkanlığı yapmış insanın buralarda ne işi var? Ya bu bize sorun çıkartır. Bizi haiz görür diye hep kafamızda böyle bir düşünce vardı. Ya yani bende şahsen vardı, diğer arkadaşlarda da vardı. İşte birinci toplantı, ikinci toplantı, üçüncü toplantı derken çok naif bir insan çıktı karşımıza. Yani naif, kibar, gayet o değil yani teftiş kurulu başkanı da değil, öyle bir şey de değil. Toplantıya herkesten önce geliyordu. Kendisi teftiş kurulu başkanı gelip çay servisi yapıyordu. Yani o derecede bazen elinde süpürge alıyordu. Derneğin içinde bir şey düşmüşse onu kaldırıyordu bu derecede. Bu kardeşlerimizin görevlerini layıkıyla gereği gibi yerine getireceğine hiç şüphem yok. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Allah kolaylıklar versin. İletişim kabiliyeti oldukça güçlü olan Mustafa Tahmaz, liderlik vasfıyla dikkat çekiyordu. Uzun yıllar sürdürdüğü görevlerinde, ekip ruhunu önemseyerek çalışanların motivasyonu konusunda da başarıya ulaşmıştı. Karar verme süreçlerinde daima sağduyulu bir yaklaşım sergileyen Mustafa Tahmaz, insanları dinlerdi ve farklı görüşleri de önemserdi. Bazı işte diyelim ki faaliyetlerinden kendi anlayışıyla, kendi beklentisiyle, kendi idealleriyle birebir örtüşmediği sosyal faaliyetler de olabiliyordu. Onlarla ilgili de elinden geliyorsa bir şey yapmaya çalışıyordu. Bu bir müşavere konusu olduğunda abi sizi bir yere koymuş, size değer vermiş, size bir güven duymuş. Buna layık olmak lazım. Bunun karşılığını yerine getirmek lazım diyerek o âli cenaplığını gösterirdi. İyi bir idareci, iyi bir yönetici, personeli açısından da çok çok sevilen, personeline özellikle hassasiyet gösteren böyle biriydi. Bir gün bize la dememiştir yani. Bir gün bize kızmamıştır. O kadar sakin, makam arabasına bindiği zaman veya indiğimiz zaman kesinlikle kapısını falan açtırmazdı. O kadar mütevaziydi. Herkese abilik yapan, arkadaşlık yapan bir insandı. Yani ne odacıya odacı gözüyle, ne sekretere sekreter gözüyle asla böyle emrivaki konuşma olmaz. Bir şey isteyeceği zaman şu telefonu bağlar mısınız? Hep bir ricayla. Bu da onu bence vazgeçilmez kılıyordu çalışan için. Hiçbir personel ben gittim de Mustafa Tahmaz'la görüşemedim, benimle görüşmedi diyemez diyorsa art niyetlidir. Her personelle oturur konuşur. Bizi sert bulurdu, işte taviz vermezdi. Ama dediğim gibi o disiplin, sevdirerek disiplin etme yönüne giderdi. Büyük olsun, yaşlı olsun, genç olsun, çocuk olsun fark etmez. Bir mecliste konuştuğu zaman sözünün üzerine söz söylenemeyen, tabii bu despotluk anlamında değil, sözü dinlenilen ve saygı gösterilen bir insan. O anlamda insanların kendisine değer verdiği, insanların da yanında kendisini değerli hissettiği bir insan. Bu bakımdan yeri dolduramayacak olan bir insan. Görev yaptığı her kurum, iş ve kademede izler bırakan, çalışma arkadaşlarının her fırsatta rahmetle andığı Mustafa Tahmaz, evli ve 4 çocuk büyütmüş, sevgi dolu bir aile babasıydı. Bir telefon geliyordu. Koştur koştur dönmek durumunda kalıyordu işine. Akşamları da yine insanların dertlerini, sıkıntılarını çözmek için çalışmalarına devam ediyordu hep. Babam sürekli okuldaki arkadaşlarımı sorardı hani maddi durumu eğer şey olan birisi varsa, hani kötü olan birisi varsa destek olalım diye söylerdi. Geçenlerde işte en son kızının nikahında işte biz de şahit olarak gitmiştik. Tabii bu tip törenlerde, merasimlerde tabii insan duygulanıyor ister istemez.
rahmetli Selam abi orada, onlar da uzun yıllar beraber çalıştılar. İnanıyoruz ki Mustafa şu anda bizi izliyordur dedi. Mustafa Bey'in bizi izlediğini düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Mutluluklar diliyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Mustafa bizim de değerli kardeşim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Onun da evladı bizim de evladımız. İnşallah bugün bu belgeseli de izliyordur. Mustafa Tahmaz ismini duyunca benim zihnime ilk gelen imgelem dost kavramıdır. Malumunuz dostluk öyle kolay elde edilen bir şey değildir. Eğer bu ilişki karşınızdakini iyileştiriyorsa, zenginleştiriyorsa, onarıyorsa, ona bir şeyler katılıyorsa, işte bunun adı dostluktur. Mustafa sanki dost olmak için dünyaya gelmiş güzel insanlardan bir tanesiydi. Önce iyi bir insan, sonra iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir yönetici. İstanbullu hemşehrilerinin derdiyle dertlenmeyi ve çözüm üretmeyi şiar edinen Mustafa Tahmaz'ın kişiliği, merhamet ve tevazuyla yoğrulmuştu. Sevgi, saygı üzerine kurulmuştur yapımız. Ta ezelden ebede açık durur kapımız, sözlerine uygun şekilde yaşayan bir Mustafa abi dokundu hayatlara. Hem abi hem de bir noktadan sonra benim için artık bir baba figürü ortaya koymuş oldu. Çünkü bundan yaklaşık 10 sene önce biz babamızı da kaybettik. Babamızı kaybettikten sonra artık baba figürü yerine biz abi figürünü ortaya koyduk. O anlamda benim için yeri bambaşka bir yerde. Gelen vatandaşlara hemşerisini gözetmeksizin, kim olursa olsun, dil, din, ırk gözetmeksizin tamamına yardımcı olma babında elinden gelen her şeyi yapmıştır. Sevilen birinin sevilmesinin sebepleri vardır. Sevdiği de yaratan ve kullarının gönlüne nakşeden Yüce Rabbül Alemin'dir. Sizin en hayırlınız birbirinize faydalı olanınızdır diyor Peygamberimiz. Tahmaz faydalı olan bir adam. En yakınlarından başlamak üzere toplumuna, işte büyük aile olarak gördüğümüz hemşerilerine, tanıştığı dostlarına, arkadaşlarına, toprağına, coğrafyasına bakmadan, herkese faydalı olmaya çalışan, her hayırlı işin yanında durmaya çalışan bir kardeşimizdir. Günün 24 saatinde bir insan aramış olsa, telefonuna bakan, sorununa çözüm bulan, abilik yapan, büyüklük yapan çok değerli bir insandı. Şöyle bir imajı vardı aslında bizde ve herkeste. Yani bu işi siz Mustafa Tahmaz'a bir iletin, bir şekilde çözüm bulur. Bu işin çözümünü bulursa ancak Mustafa bulur, Tahmaz bulur diye aslında bir imajı vardı. Karşılıksız yardım etmeyi görev kabul etmişti. Ben hep derdim ki, ya bu bizim Mustafa Tahmaz Başkan gibi Giresun'da 5 kişi olsa aynen durumda, şu İstanbul'da yani yapamayacağımız, destek görmeyen bir insan kalmaz derdim. Gündüz'le beraber yeri geldiğinde makamına gittiğimizde şahit olduğumuz olaylar olurdu. Hiç tanımadıkları insan gelirdi. Yani onu çok böyle yakın birisiymiş, hani insanlar genelde hep yakınına, etrafına yardımcı olur ya, o hiç tanımadığı insanlara da en yakınıymış gibi hissettirirdi. Gücünün yetmediği yerde de üzülürdü yani. Hani yapmaya yapardı, yetmediği yerde de gönülden üzülürdü. Yani onu da hissederdim yani kendisinde. Yaradılanı yaradandan ötürü severdi. Yani kimseye ne yukarıdan ne aşağıdan, herkese dengi bakardı. İnsanı dinlerken yani insanları dinlerken ne anlattığını değil, ne hissettiğini duyardı. Elinden geldiği kadar insanlara yardımcı oluyordu yani. Hatta bize tembih ederdi, söylerdi bak.
kimseyi bu kapıdan geri çevirmeyin derdi. Gelsin insanlar derdini anlatsın diye kaç kez bize söylediğini biliyorum. Kanser teşhisi konulan 2019 yılından vefatına kadarki tedavi süreci de mücadele ve tevekkülle geçti. Tabii duyar duymaz gittim, konuştuk, işte ziyaret ettik. Ya dedi, bu aday adaylığı sürecinde efendim bir ağrım sızım vardı ama çok da ciddiye almazdık. Bir de vakit de yoktu, işte sahada çalışıyordu. Sonra adaylık, şimdiki başkanımız Murat Aydın aday olunca hani düşünebiliyor musunuz? İnsan kendi sağlığını bırakmış ikinci plana. Hani demesinler ki işte aday olamayınca bıraktı çalışmayı demesinler diye. O süreçte bile çalıştı o rahatsızlığına rağmen. Tabii iş belli bir noktaya ilerlemiş oldu. Bu dönemlerde dahi, en ağır geçen dönemlerde dahi hep şuna şahit oldum. Yani bunu Allah da şahittir tabii. Yine birileri için nasıl faydalı olabilirim, nasıl yararlı olabilirim hesabı içinde geçen bir hayat oldu. Son zamana ve son şeye kadar. Son zamanlarındaki kadere imanını, vakurluğunu, yani o elem hastalığın ona vermiş olduğu çileyi vakurlukla, kadere iman etmiş bir şekilde, güçlü, dirayetli şekilde karşılıyordu. Müteessir değildi. Yani çok metanetli birisiydi Sayın Başkanım. Hastanede en son gittiğimizde de o metaneti gördüm. Yani o dönemde de şeydi, telaşlı değil, aklı başında, tevekkül sahibi. Ben elimden geleni yapacağım diyordu. Mütliydi ama Mustafa gitti. Yapacak bir şey yok. Üzülüyordu. Üzülmüyor değildi. Onu gözlemiyorduk ama o etrafını çok bile etmemeye çalışıyordu. Ama o şeyde vardı, o dirayette vardı. O imanın verdiği bir güç vardı. O kadere iman. Onu hep söylerdi. Ya bizler de Ahmet'e iman etmiş insanlarız derdi. O sabırla işte o hastalığa göğüs gelmeye çalıştı. Ama takdir-i ilahi. Kendi durumunun ne olduğunu bilmesine rağmen yanına gelenlere sabrı tavsiye eden, hayatın bir imtihandan olduğunu belirtebilen bir insan. Rabbine yüz akıyla gittiğini düşündüğümüz bir insan. Arkasından kötü söz söyleyen birine ben rastlamadım yani. Görmedim, duymadım yani. Onun için diyorum yani güzel insan. Hani gerçekten sorulduğunda şahitlik eder misiniz denildiğinde cani gönülden şahitlik edilecek bir insan. Salih bir kul, iyi bir insan, sevgi dolu bir eş, müşfik bir baba, sadık bir dost ve sırdaş, yaşadığı şehre layık bir yönetici olan Mustafa Tahmaz, çok erken göçtü bu diyarlardan. Kanaatim şu ki, çıkarı olmayan insanların hemen hemen hepsi bir Allah razı olsun diyordur. Onu tahmin ediyorum ve duyuyorum da. Mustafa Başkan'ın kaybı, Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Bizim dünyamızda yeri zor doldurulacak bir dostun kaybı anlamına gelmektedir. Tabii şey söylüyordum, yani bizde anne baba erken yaşta vefat etti. Ya ben o abiden ziyade artık şey diyordum, yani bir baba yerine koymuştum. Yani benim diyorum ikinci babam. Bazen şey diyorum, yani insan iki defa babasını kaybeder mi? Kaybediyor işte. Benim hayatımda çok büyük etkileri var. Çok büyük yardımları var ve gerçekten benim için bir öğretmendi. Hala şükrediyorum onun gibi bir insanla karşılaştığım için. Kiminiz abisini, kiminiz babasını, kiminiz amcasını, amcaoğullarını aynı şekilde söylüyorum. Kaybetti. Bu kan bağı kaybetmek şeyi. Ama ben şahıs olarak pusulamı kaybettim. Mustafa Tahmaz bizim için bir pusulaydı. Hiç unutamayız. Hiç unutamayız. Erken ölüm gerçekleşti. Hala kabul, yani çok zorlanıyorum bu konuyu konuşmaktan. Çünkü öyle bir insanımız, öyle bir güzel insan, aramızdan çok erken kaybettik. Çok erken kaybettik. İnsanın hayatında çok arkadaşı olur da,
çok güzel dostlukları, derinlemesine dostlukları olduğu arkadaşları çok olmayabilir. Bunun sayısı sınırlıdır insanoğlunda. Mustafa benim için öyle bir değerdi. Hep telefonla da arardım kendisini. Yani biraz konuşmakta zorlanıyorum. Vefatıyla üzüldüğüm, çok üzüldüğüm insanlardan bir tanesi olduğunu ifade edeyim. Bundan fazla da bir şey söylemeyeyim istiyorum yani. Tabii biz her şeyin Allah'tan geldiğine iman eden insanlarız. Sabrın mükafatının mutlaka Allah tarafından verileceğine inananlardınız. Abim de bu bilinçle hareket etti ve sabretti. İnşallah Rabbim mekanını cennet eyler. Asıl olan gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Bu hoş sadayı bıraktı Mustafa kardeşimiz. 14 Temmuz 2022 günü dünya sürgününü tamamladı ve çok sevdiği Rabbine kavuştu. Gözü yaşlı binlerce seveni tarafından Yuşa mezarlığındaki kabrine uğurlandı. İnsanlar arasındaki bağların zamanla ve mekanla sınırlı olmadığını bilen sevenleri Mustafa ağabeyini unutmadı, unutmayacak. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Amin. Ben buradayım. Hala bıraktığınız yerde. Bir şey murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o. Reddetme. Görelim Mevlam neyle. Neylerse güzel olur.